Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizde tarımın sorunları her geçen gün katlıyor. Hayvancılıkta da ortaya çıkan tablo vahim. Son 5 yılda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda 7 milyona yakın hayvanımız eksilmiş bulunuyor. Kurban Bayramı'nda kesilecek hayvan varlığıyla yaklaşık 10 milyon hayvan 5 yılda ne yazık ki kesime gitmiş olacak. Çünkü artan yem fiyatlarından dolayı özellikle küçük aile tipi işletmelerde ahıllar boşaldı. Dişi inekler kesime gitti, süt inekleri. O ineğin kesime gitmesi demek en az 3 kez yavrulamanın da beraberinde yok olması demekti ve sorun katladı. İktidar bu durumu düzelmeyemeyince ne yaptı? İthalata sarıldı ve yurt dışından 2023 yılında 818 bin baş hayvan ithal etti. 1 milyar 163 milyon dolar yurt dışına paramız gitti. Yetmedi. Aynı dönemde 34.417 ton da et ithalatı gerçekleştirdi. Yine 2024 yılının ilk 3 ayında 109 bin baş sığır ithal edildi. 18 bin ton et de ithal edilerek 113 milyon 392 bin lirada yurt dışına verildi. Ülkede meralarımız 1940 yılında 44 milyon hektarken şu anda 13 milyon hektara düştü. Mera hayvancılığı neredeyse sonlanmak üzere, özellikle büyükbaş hayvanlarda ithal edilen hayvanların ağız yapıları ülkemizdeki meradaki ot varlığının boyunun kısalığı nedeniyle tüketimine uygun olmayınca 12 ay hayvanlar kapalı olarak besleniyor ve günde 10 kiloya yakın yem tüketiyor. Böylece yem giderleri %70'i oluşturup katlıyor. Hayvancılık yapan çiftçilik yapmıyorsa bu işten uzaklaşıyor. Ayrıca ülkemizde önemli ölçüde yem ithal geliyor. Neredeyse Türkiye'deki tüketilen yemi yarı yarıya ithal etmek durumunda kalıyoruz. Ağır giderleri artıyor, veteriner masrafları artıyor, işçilik artıyor. Ayrıca kırsalda boşaldığı için küçükbaş hayvanda çoban bulmaz sorunu var. Çünkü köyde yaşayanın yaş ortalaması 55. Bu sorunların oluşumu iktidarın yanlış hayvancılık politikalarıyla doğrudan ilgili. Ama daha vahim bir durum var. Söylediğimiz zaman bunun tartışmaları da oluyor. Ne yediğimizi ne içtiğimizi bilmiyoruz diyoruz. Yurt dışından getirilen etlerde 2016 yılında da bakteriler saptanmış ve bunların imhasına karar verilmişti. Yine 5. ayda ithal edilen bir ette ortaya çıkan salmonella denilen, insanlarda şiddetli ishal ve ateşe sebebiyet veren oldukça zararlı bir bakteri tespit edildi. Sorduğumuz zaman diyorlar ki oraya kesim merkezine veteriner görevlendiriyoruz. Orada helal kesim yaptırıyoruz. İncelemede bulunuyoruz. Türkiye'ye giriyor. Türkiye'ye girdikten sonra laboratuvarda burada bakteri saptanıyor, insan sağlığına zararlı. Bu nasıl kontroldür? Kim yapıyor bu denetimi? Kim getiriyor bu eti? Bu etleri insanlara tüketimi örnekleme usulü yapıldığına göre acaba başka mercilerden yurt içinde piyasaya veriliyor mu, verilmiyor mu? Bir de utanmadan piyasa regülasyonunu etkisizleştirme ve dezenformasyon amaçlı haberlere itibar etmeyin diye et ve süt kurumu açıklama yapıyor. Arkadaş, bakterili ürünü getiren sensin. O geldiği yerde bunu inceleyen sensin. Türkiye'ye girdikten sonra laboratuvar denetimi yapıldı diyen sensin. Ve bu et Türkiye'ye nasıl giriyor? Kimler bu işten vurgun vuruyor? Nasıl oluyor da insan sağlığına zararlı et getiriliyor? Bu etlerin Türkiye'ye gelmemesi lazım. Kendi besicimizi, kendi üreticimizi desteklememiz lazım. 1984'te hayvan varlığı olarak kendi kendine yeterli ülke bu duruma düşürüldü. O anlamda sorun da belli. Yemde sübvanse edilse, destek verilse üreticinin hayvanlarının kesime gidilmesi önlense bunlar yaşanmayacaktı. Canlı canlı karnında yavru çıkan inekler kesilirken seyredildi. Bugünkü süreç bilinçli olarak yaratıldı ve bunun vebali bu ülkenin tümünün hak. Sayın Gürer, lütfen toparlayın.
Değerli arkadaşlarım, Sudan'da çiftlik kurulmaya gidilmişti. Sudan'da çiftlik kurulma olayında şirket kuruldu, Cumhurbaşkanı feshetti. Şimdi Sudan'la yeni bir anlaşma yapılıyor. Oradan et gelecekmiş, hayvan gelecekmiş, tarla ürünleri gelecekmiş, yumurta gelecekmiş. Ya 19 günde oradan buraya konteyner geliyor. İlginçtir. Bakın bunu çoğunuz bilmiyorsunuz. Bu da bardo. Bardo sakatatı geliyor. Yani Katır'ın kuzeninin sakatatı ülkeye ithal edilecekmiş. Gümrüğü sıfır. Buna nerede kullanacaksınız? Niye kullanacaksınız? Mevzuat böyle. Bu mevzuatı ben 7 yıl önce burada bardoyu yine göstermiştim. Düzelteceğiz dediler. Şu anda baktım Sudan'dan bardo da geliyor, gözünüz aydın. Yani bu kadar anlamsız, bu kadar manasız, bu kadar Türkiye'nin tarımını hiçe sayan bir anlayış bu ülkede gelmedi. Bu yönetimi bu yönden de kınıyor. Hepinizi saygıyla Sayın Gürel, teşekkür ediyorum.